Herkese merhaba, ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerimizin bu bölümünde Simple Future Tense yani gelecek zamana bakacağız arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Cool'da, ondan önceki dersimizde de Can'e bakmıştık. Eğer bu iki dersi izlediyseniz Future Tense sizin için çok kolay gelecek. Bu arada sesim için kusura bakmayın, birkaç gündür hastayım. Eğer kötü geliyorsa şimdiden özür dileyim. Bu dersin sonunda alıştırmada arkadaşlar ödülümüz olacak. Daha önceki haftada bundan bahsetmiştim. O yüzden yorumlarda onları da cevaplamayı unutmayın lütfen. Şimdi Simple Future Tense'e gelecek zaman dedik ama iki tane gelecek zamanımız var bizim arkadaşlar. Bir tanesi will ile yapılıyor. Diğeri going to ile yapılıyor. Biz bu ders sadece will ile olana bakacağız. Daha sonraki derslerimizde de going to'ya bakarız. Will ile olan şöyle. Burada yine zamirlerimizi görüyorsunuz. I, you, we, they, he, she, it. Modullarda yani can, could'da falan şöyle demiştik. Çok kolaydı onlar. Fiilimiz birinci halinde kalıyordu. Öznesine göre, zamirine göre değişmiyordu. Herhangi bir takı s, ing vesaire almıyordu. Aynı kurallar will için de geçerli. O yüzden will'li gelecek zamanda çok kolay bir zaman arkadaşlar. Mesela şurada bakalım, bir cümle oluşturalım. Diyorum ki I will visit my grandparents soon. Soon yakında demek. Yakında büyük ebeveynlerimi yani dedemin ninemi ziyaret edeceğim demiş oldum. O zaman will bana ecek, acak anlamını vermiş olacak. Tamam. Burada şöyle yapı gidiyor, onu da söyleyelim. Mesela burada zamirimiz geldi. Subject dediğimiz kısım değil mi bunlar? Öznelerimiz. Daha sonra will'i getiriyoruz. Sonra fiillerimiz takısız ve birinci halinde visit, buy, travel, watch. Ziyaret etmek, satın almak, seyahat etmek, izlemek. Daha sonra nesne alıyorsa bu fiiller, daha önceki videolarımızdan birinde yine konuşmuştuk. Hepsi nesne almak zorunda değil, alıyorsa nesne geliyor. Daha sonra da yine zorunlu değil, gelecekse zaman ifadesi veya yer ifadesi geliyor. Gelmeyecekse de, getirmeyeceksek de getirmiyoruz. Zaman ifadelerinden de bahsedelim. Şimdi soon yakında demek dedim. Mesela sinemalarda coming soon der, fragman verirler ya bazen. Yakında gelecek, yakında sinemalarda anlamında. Tonight bu akşam, bu gece gibi kullanabiliriz. Tomorrow, yarın. En çok böyle bunu kullanıyoruz zaten, tahmin edersiniz. Yarın olacak şeyler için hep bunu kullanacağız. Bir de next'imiz var. Burada next week örneğini verdim. Week'in altını çizdim. Burası değişebilir. Bu aynı geçmiş zamanda hani şey demiştik ya, last kullanmıştık ya. Onun zıttı diye düşünebilirsiniz. Mesela next week derseniz gelecek hafta dersiniz. Next month gelecek ay. Next year gelecek yıl. Next Monday gelecek pazartesi. İşte next June, gelecek Haziran, bu şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Diğer başka birkaç örnek daha bakalım. Mesela you will buy a new car tonight. Bu biraz saçma oldu eşleştirmesi ama çevirince şöyle bir anlam çıkıyor. Bu gece yeni bir araba satın alacaksın. Ya da we will travel to Japan tomorrow. Yarın Japonya'ya seyahat edeceğiz. They will watch a movie next week. Onlar önümüzdeki hafta bir film izleyecekler demiş oldum. Şimdi şu ana kadarki derslerimizi izlediyseniz, takip ediyorsanız, sıfırdan geliyoruz ya biz. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Sıfırdan geliyoruz ve ileri seviyeye gideceğiz. Bu yüzden hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. İzlediyseniz şu ana kadar şunu biliyorsunuzdur. Yardımcı fiil dediğimiz şeye biz not getirince bu cümleleri olumsuz yapıyoruz, tamam? Yani bu sayfada o yüzden ikisini de anlatmış olacağım. Tekrar baştan başlamayalım diye söylüyorum artık, çünkü bunu tekrar tekrar anlattım. Sıkıcı olmasın. O zaman ben will'e not getirdim. Will not oldu. Kısa halini yazarsam da won't diyeceğim buna. Başka hiçbir şey değiştirmiyorum. Artık cümlelerim olumsuz. Mesela you won't visit my grandparents. Your olsun burası da. Tonight. Sen bu akşam dedenin nineni ziyaret etmeyeceksin. Ya da we won't buy a new car tomorrow. Biz yarın yeni bir araba satın almayacağız. They won't ya da they will not travel to Japan next week. Önümüzdeki hafta Japonya'ya seyahat etmeyecekler demiş oldum o zaman. Geçiyorum soru kısmına. Soru kısmında yine şimdiye kadar takip ettiyseniz çok iyi biliyorsunuz ki yardımcı fiil başa geldi.
Daha sonra öznem, sonra cümle yapısı olumlu ve olumsuzdaki gibi aynı sırasını aldı ve cümle soruya dönüştü arkadaşlar. Ne oldu o zaman tekrar diyoruz. Yardımcı fiil özneler yer değiştirdi, başka hiçbir şey olmadı. Kısa haliyle böyle. Bu arada bunların baş harfini büyük yazmışım ama will ile başlarsak bunların hepsi küçük olacak tabii cümle içinde geçtiği zaman. Bunlar çünkü ortada kalıyor. Başta olmadıkları için baş harfleri büyük olmayacaklar. Şimdi mesela soru yaptım, ne oldu? Will I buy a new car next year? Ben gelecek ay yeni bir araba alacak mıyım? Will you travel to Japan next month? Sen gelecek ay Japonya'ya seyahat edecek misin? Will we watch a movie tonight? Biz bu akşam bir film izleyecek miyiz? Tamam. Şimdi buraya kadar yeşilde olanlar şey olsun. Yes, no soruları, tamam. Bunlara kısa cevap verebiliyoruz. Nasıl cevap vereceğim? Şöyle mesela aldım şuradan. Yes dedim. Yine are you, they, he, she'den biri geliyor. Soru kime sorulduysa. Daha sonra yardımcı fiilim will olduğu için will gelecek. Mesela will you travel to Japan next month diye sordum ya. Önümüzdeki ay Japonya'ya seyahat edecek misin? Karşımdaki kişi yes I will derse kısaca evet seyahat edeceğim anlamını veriyor. Olumsuz yapalım. No I won't derse hayır seyahat etmeyeceğim anlamına veriyor. Uzatabilir. Daha önce de bahsetmiştik. Yes I will travel to Japan next month da diyebilir. Ama hiç gerek yok. Genelde kısa cevap verirler. Başka bir özne için yapalım. Will he watch a movie tonight? O bu akşam bir film izleyecek mi? Yes he will. Yes he will. Ya da no he won't. Bu kadar. Evet izleyecek, hayır izlemeyecek. Şimdi bizim bir de WH questions yani 5N1K sorularıyla yaptığımız bilgi sorularımız vardı. Orada bu şekilde cevap veremiyoruz. Uzun cevap vermek gerekiyor. 5N1K sorularını da hatırlatalım ilk defa ders izleyen varsa. Ne, nasıl, neden, ne zaman, nerede ve kim? Bunları kullanıyoruz. Mesela onlar da en başa geliyor. Bu soru yapısının en başına geliyor. Şuraya ekledim bir tane. When. Diyorum ki şimdi. When will you buy a new car? Şurayı çıkardım. Çünkü zamanı bilmiyorum. Ne zaman yeni bir araba satın alacaksın? Tamam. Başka ne sorabiliriz? More yerden devam edeyim. Diyorum ki where will you go shopping? Alışverişe nereye gideceksin? Ne satın alacaksın diye sorayım. What will you buy? Tamam. Who ile sorayım. Who will she diyelim bu sefer. Fiilimde meet. O kiminle buluşacak? Who will she meet? Ondan sonra şurada okulu sorayım. How will they olsun? Go to school next Monday. Devamı orada yazıyor zaten. Onlar önümüzdeki pazartesi okula nasıl gidecekler? Bunların cevabı uzun oluyor. Mesela what will you buy? Ne satın alacaksın? Diyorum ki I will buy some water. Su alacağım. Simple future tense'in will kısmı tamamen bu kadar arkadaşlar. Gayet basit olduğunu söylemiştim. Ve şimdi gelelim ödüllü alıştırmamıza. Yine ilk 5 tanesini ben yapıyorum arkadaşlar. Diğer 5 tanesini siz yapıp yoruma yazarsanız çekilecek 5 kişiye konuşarak öğren Wordbox hediye edilecek. Sonuçları 2 hafta sonra konuşarak öğrenin blogunda bulabilirsiniz. Şimdi birinci de şunu istiyor bizden zaten. Bakın fiilleri vermişler, boşlukları vermişler. Olumlu, olumsuz soru yapacağız. Sorularda soru işareti var zaten. Olumsuzlarda da parantez içinde not yazıyor. Gayet kolay. Mesela burada fiilim be'ymiş. O zaman çok güzel denk geldi. Çünkü konu anlatımımızın içinde yoktu. Be'yi böyle yerleştiriyorum arkadaşlar. I will be. Çünkü neydi? Fiilim olduğu gibi birinci halinde kalıyordu. Bir ek almıyordu, bir değişikliğe uğramıyordu. I will be back by 7:30 p.m. Akşam 7:30'a kadar geri dönmüş olacağım. İkide bir soru olduğunu görüyorum. Soru olunca will başa geliyordu. Hemen şuraya will yazdım. Fiilimde help'miş. Olduğu gibi getirdim. Will you help me? Bana yardım edecek misin? 3 numara WH questions. O yüzden when başa gelmiş. Will'i hemen onun sonrasına getiririm. When will I? Fiilim see'miş. When will I see you again? Seni tekrar ne zaman göreceğim? 4'te her parents demiş, olumsuz istiyor. Will'in yanına not getirdim, won't oldu. Fiilim punish olduğu gibi kaldı. Punish cezalandırmak. Her parents won't punish her for being late. Geç kaldığı için ailesi onu cezalandırmayacak.
5 numarada yine bir soru olduğunu görüyorum. Will'i başa aldım. Will he sign, fiilim bu, imzalamak, the contract this week. Bu hafta anlaşmayı imzalayacak mı diye sormuş oldum. Diğer 5 tanesini sizden bekliyorum yorumlarda. Okuyamadığınız yer olursa mutlaka sorun. Şurası mesela hours olacak, saatler. Onun dışında başka bir yer varsa yardımcı olmak isterim. Bir sonraki going to dersimiz olacak büyük ihtimalle. Going to dersinde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.